İstanbul Valiliğinin İstiklal Caddesi ile ilgili yaptığı açıklamanın ayrıntılarını aktaralım. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Beyoğlu ilçemizde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik huzur ve asayişin korunması mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir genel emir yayınlandı deniyor. 24 Kasım 2022 tarihli bu kararda tarihi ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef yaralanmış 81 kişi yaralanmış 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir deniyor yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri esnaf mesleki teşekkürler yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan Tüm istişarelerde ortak talep travma ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur deniyor. Valiliğin açıklamasında öte yandan kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir denilerek alınan önlemler sıralanıyor. Hangi önlemler alınıyor? İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye, masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına stand kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel ve ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanıtçuluk faaliyetlerine yani turistleri alışverişe götürülen bir faaliyet, hanıtçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir diyor İstanbul Valiliği. Kesinlikle izin verilmeyecektir denilerek yetkili ve sorumlu kurum kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve hükümler uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir deniyor. Bakalım bu faaliyetlerle ilgili bugün neler konuşulacak? Yani alınması gereken önlemler bunlar mı acaba? Tekrarlayalım. İstanbul Vali İstiklal Caddesi'nde güvenlik için hangi önlemleri aldı? Madde madde bir kez daha tekrarlayalım. Cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela konulmayacak artık. Stand kurulmayacak, sergi açılmayacak, seyyar satış yapılmayacak, satış tezgahı konulmayacak, sosyal kültür kültürel ve ticari etkinlikler düzenlemek yasak. İstiklal Caddesi'nde toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmayacak ve hanutçuluk faaliyetleri turistlerin alışverişi ile ilgili de bir önlem. Şimdi bu önlemleri anlatılıyor ama onun öncesinde de İstiklal'in öte yandan turistik bir adres olduğuna da dikkat çekiliyor. Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçemizin dedikten sonra alınan önlemlerde bunlar yorum sizin. Artık bakalım bugün İst